Gurbette ömrüm geçecek, bir daracık yerimde yok. Ben çok şanslı birisiyim. Hayatımda en çok sevdiğim insanın filminde oynadım. Sesimi ona benzetiyorlar. Tipimi ona benzetiyorlar. Daha ne olsun? Aslında çocukluğumdan beri yapıyorum. Yani söylüyorum dostlarıma, arkadaşlarıma ama hiçbir zaman böyle bir ünlü olma hevesim olmadı. Evet, o iki gözüm Ahmet'i oynadık. Film bir şekilde bitti. Ama tabii ki ailesiyle bu zaten medyada biliniyor. Çoğu insan da biliyor artık. Bir sıkıntı yaşandı. Faşist iktidar gitmeli bence. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu video konuğumuz Özgür Tüzer. Hoş geldin. Hoş bulduk dostum. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen de iyisin. Ben de iyiyim. Teşekkürler. Şimdi seninle güzel böyle bir seni bir soru bombardımanına tutacağız. Hazır mısın? Hazırım. Ben de bomba gibiyim. Hadi bakalım. O zaman seni stüdyoya alıyoruz. Zaten. Eyvallah dostum. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Sen kimsin? Ben çok şanslı birisiyim. Bu şansı neye bağlıyorsun? Bu şansı tabiatıma bağlıyorum. Tabiatıma göre de işte şanslarım hep önüme çıkıyor. En büyük şansım bir kere ailem. Hayatımda en çok sevdiğim insanın filminde oynadım. Sesimi ona benzetiyorlar. Tipimi ona benzetiyorlar. Daha ne olsun? Kaç yaşından beri müzik yapıyorsun? Aslında çocukluğumdan beri yapıyorum. Yani söylüyorum dostlarıma, arkadaşlarıma ama hiçbir zaman böyle bir ünlü olma hevesim olmadı. Dijital beni yürüttü yani diyelim. Çünkü sen Didim'de aynı zamanda emlakçılık yapıyordun. Emlak işleriyle uğraşıyordun. Evet. Sadece arkadaşlarına şarkı söylerken şimdi Türkiye'ye karış karış dolaşıyorsun. Hatta yurt dışına da giderek artık insanlara şarkı söylüyorsun. Bu ikisi arasındaki hikayeyi tarif et desem ya da duyguyu tarif et desem nasıl tarif edersin? Güzel bir duygu da şöyle bir tarif edebilirim. Mesela emlakçıyken ya da işte pazarlamacıyken ya da tekstilciyken bu işlerin hepsini yaptım. Bu türküleri dostlarıma, arkadaşlarıma söylüyordum. Ve tabii ki 20-25 yıl önceye dayanan benim bestelerim de var. Hani aslında ruhumda bu şeyi hissediyordum. Vardı yani ama sahneye çıkmak acemiydik yani. İlk sahneye çıktığımızda elim ayağım titriyordu açıkçası ama şu anda kendim çok rahat hissediyorum. Artık sahnenin adamı olduk yani diyebilirim. Olduğum yer burası ya da olmak istediğin yer orası mıydı? Sahne miydi? Evet ya, kesinlikle öyleydi. Hep hayalimdi ama hep çekiniyordum. Korkularım vardı. Artık onları yendim. Fakat farklı hedeflerim var. O hedeflerim için savaşıyorum şu an. Şimdi seni zaten biz Ahmet Kaya hem sesinin hem de tavırlarının benzemesiyle genelde öyle tanıdık sosyal medyada. Ve böyle de ünlü oldun. Aynı şekilde sahneye gidiyorsun. Birçok sıkıntı da yaşadım bununla ilgili. Özellikle filmin başrolünde oynadın. Ahmet Kaya filminin. İki Gözüm Ahmet. O filmde de işte yasaklar oldu. Film bir türlü vizyona girmedi. O süreci böyle özetlersen nasıl bir süreçti? Bizimle paylaşır mısın? Evet. O İki Gözüm Ahmet'i oynadık. Film bir şekilde bitti. Ama tabii ki ailesiyle bu zaten medyada biliniyor. Çoğu insan da biliyor artık. Bir sıkıntı yaşandı. Davalar kazanıldı. Fakat işte İkinci bir filme çerme atıldı. Pandemi oldu. Ama bir şekilde işte yayınlandı. Avrupa'da yayınlandı. İşte gişe rekoru kırdı Avrupa'da. Türkiye'de yayınlandı. Kör Topal film bir şekilde izlendi. Şu anda işte 3 Aralık'ta Orta Doğu'da girecek. Irak'ta, Kuzey Irak'ta, işte Süleymaniye'de, Davok'ta, Zavo'da her yerde girecek. 3 Aralık'ta galadayız bu arada. Yani film devam ediyor. İnşallah dijital Netflix gibi yerlere düşecek yani. Tepkiler nasıl? Filmde oynadıktan sonra olumsuz tepkiler mi daha fazla, olumlu tepkiler mi? Var tabii ki. Yani her şeyin en iyisini yapsam da mutlaka eleştiri olacaktır yani. Eleştiri olmadan da reklam olmaz. Reklamın iyisi kötüsü de olmaz. Tabii ki kötü eleştiri yapanlar da oldu. Ama bu filmde büyük bir emek var dostum. Yani gerçekten hani ben oyuncu değilim biliyorsun. Her zaman her yerde söylüyordum. Hani filmi izliyorsun, lan 2 saatlik film izliyorsun. Bir ton yorum yaparsın ama o filmin içeriğini, o film nasıl çekildi. Yani ben onu yaşadığım için yani çok büyük emek var dostum. O yüzden her filme, yani çok dandik de olsa her filme saygı duyulması gerektiğine inanıyorum yani. Bunu öğrendim. Kaç günde çektiniz filmi? Valla dostum 6 haftayı buldu. Yani tabii senaryosu yıllar önceye dayanıyordu. Film çekimi 6 hafta. 5 haftayla 6 hafta arası sürdü yani. Normal bir hayat yaşarken birden kameralarla, evet, sahnelerle tanıştın. Ve sahne önüne geçtin. Hayatında, yani şu yeni hayatında seni en çok rahatsız eden değişim nedir? Ailemden uzak kalmak. Peki aileni İstanbul'a falan getirmeyi düşünmüyor musun? Aslında bugün bile konuştuk yani abimlerle. İstanbul ürkütücü bir yer ya. Şimdi ailem de istemiyor. Yani Sibel de, eşim de istemiyor. Hanımla nereye gitsek çocuklar gelecek. Şimdi onlar bilmezler İstanbul'u, orayı burayı. Oraya alıştılar abi ya. Didim başka yer ya. Ben şimdi burada kafamı patlatıyorum, şişiyorum.
Didim'e gidiyorum abi, nefes alıyorum. Rahatlayıp geliyorum. Ama işte uzak kalmak kötü yani. İki Gözüm Ahmet filminin ikinci serisi gelecek mi? Gelecek dostum. İşte çekim tarihleri falan belli mi? Yok. Tarih şu an belli değil. Ama olacak tabii. Köşeyi döndün mü? Köşeyi de yemin ediyorum dönmedim. Halen borçlarım var ya. Ben kredi kartı kullanamıyorum. Bir bankada bir hesabım yok. O hesaptan dolayı ben vize alamıyorum. Bak açık açık söylüyorum. Yayınla da bunu. Evet, bayağı itiraz gibi oldu. Tabii canım. Yani ben şey evrakları bile gösteririm. Yani onu bile ödeyemedik. Konserlerinde, çıktığın sahnelerde, programlarda evet. Şey kaşeni dolarla mı alıyorsun, TL ile mi? Yok canım, TL. O da alana kadar göbeğimiz çatlıyor ya. Vallahi bile Türkiye'de para zormuş abi bu cami işi. Bu sahne işleri zor işler yani. Tamam, gittiğimiz, çıktığımız mekan sahipleri sağ olsunlar çok iyi ağırlıyorlar ama zor işler abi ya. 3 saat bile ayakta kalıyor. Ben oturup şarkı türkü söyleyen bir adam değilim. Ben ayakta sahne yapan biriyim. Şimdi biraz gündemle ilgili bir soru sorayım. Sen gündemi şu aralar işte biraz karışık durumlar. İşte dolarlar, eurolar almış başını gidiyor. Halay başı olmuş hepsi. Ve yönsüz, böyle uçsuz bucaksız bir yöne doğru gidiyor. Sen bir sanatçı olarak nasıl değerlendiriyorsun bu yaşanan durumu? Yani çok kötü tabii ki durumdayız dostum. Yani halkın durumu belli, doların durumu belli. Yani insanlar 3 kuruşa muhtaç yaşıyorlar yani. Bilmiyorum, 20 yıldır belki de bu ülkenin başına bu gelmesi gerekiyordu yani. Yani akıllanmamız için. Ama yeni nesil bence çok güzel bir ülke kuracak. Bu memleketimiz, Türkiye'miz çok güzel bir ülke. Umarım gelen gideni aratmaz ama bence aratmayacak. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü çok düşüncelerimi aslında açıklamak isterim tabii de beni tanıyan da bilen de bilir yani. Faşist iktidar gitmeli bence. Bunu söylüyorum. Ahmet Kaya işte geçtiğimiz günlerde 21. ölüm yıl dönümüydü. 16 Kasım. Evet. Ve Paris'teki mezarına işte bir saldırı düzenlenmişti. Bazı mezar tahripler vardı. Üstüne de Türkiye diye bir yazı yazmış saldırganlar. Bu konu hakkında ilk duyduğunda ne düşündün? Reklam. Direkt aklıma o geldi. 21 yıldır yapılmadı da bugün mü yapılıyor? Biraz mantıklı düşünelim. Ben düşünüp konuşuyorum çünkü. Bence reklam abi. Ki hangi tarafın reklamıdır? Sence? Türkiye'nin reklamı ha. Türkiye oraya yazalım da dünya Türkiye'yi tanısın. Yani ben reklam diyorum ya. Garip bir şey değil mi? Ya reklam garip tabii ki ya. Sen şey. 20-21 yıl sonra geliyorsun. Ahmet abinin işte taşını kırıyorsun, yüzünü şey yapıyorsun, Türkiye yazıyorsun. Ya bırakın bu işleri ya. Çağ dışı bir reklam. Ya tabii canım ya. Yani. Bu çoluk çocuk şeylerini açsınlar artık, boşver. Evet. Millet uzaya gidiyor. Şimdi kısa kısa sorulara geçiyorum. Ya kısa kısa sen istediğin gibi cevap verebilirsin. Eyvallah. Benim sorularım kısa sadece. En sevdiğin kelime nedir? Özgürlük. Nefret ettiğin kelime nedir? Faşizm. Seni ne heyecanlandırır? Barış. Heyecanını ne öldürür? Yalan. Nefret ettiğin ses, duyduğunda seni rahatsız eden bir ses. Bu gıcır gıcır eder ya, böyle sürterler, taşıyorlar. Gıcır gıcır. Ay, o işte. En sevdiğin ses? Ahmet Kaya. Kendin olmasaydın kim olurdun? Ahmet Kaya. Nerede yaşamak isterdin? Küba. En önemli kusurun ne? Her şeye inanıyorum ya. Sana en fazla keyif veren kötü huyun ne? Şarkı söylemek diyormuşum. Bilmiyorum ki ya. Kötü ama sana keyif veriyor. Dayak atmak diyormuş. O mu? Haksızlığa karşı değil mi? Yumruk atmak diyelim. Kahramanın kim? Che Guevara'yı çok seviyorum. En çok kullandığın küfür? Ya da argo kelime? Argo diyelim o zaman, yavşak derim mesela yani. İpne derim. Şu anki ruh halin nasıl? Çok iyiyim. İyiyim ya. Seni de seviyorum biliyorsun dostum. Bizim yıldızımız da uyuşuyor. Mutluluk rüyan nedir? Ne bileyim ya, böyle sevgidir ya. Dünyanın en güzel şeyi sevgi değil mi? Özgürlük, barış bunlardır abi. Sence mutsuzluğun tanımı nedir? Yalandır, dolandır, üç kağıttır, beş kağıttır. Onlardır abi ya. Yok yani güvensizlik, güven olayıdır. Onlardır yani. Hı-hı. Hayat felsefeni hangi slogan özetler? Keşke dünyaya barış gelse yani. Özgürlük gelsin. Nasıl ölmek isterdin? Ey özgürlük, okulda defterime, sırama ağaçlara yazarım adını. Hey özgürlük. Öldün ve cennete gittin. Yaradan seni kapıda karşıladı. Sana ne söylemesini isterdin? Hoş geldin özgürüm bu dünyaya. Orada güzel şeyler yaptın, sıra burada. Normalde bu soruyla bitiriyorum. Ama şöyle bitirelim senin de bitirişini. Bize bir türkü söyleyerek bir nakaratla en azından. Tabii ki canım. Bir final yapalım. Yabancı olduğumuz bir şey değil biliyorsun. Gurbet ömrüm geçecek, biri daracık yerimde yok.
Oturup derdim dökecek bir vefalı yarim de yok. Oturup derdim dökecek bir vefalı yarim de yok. Aman 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 bir vefalı yarim de yok.